Basın açıklamamızın konusu, biraz sonra da detaylarını açıklayacağımız üzere Nazirliği, Cumhuriyet Halk Partisi Nazirliği Örgütü'nde bir görev değişikliği söz konusu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz basın mensubu arkadaşlarımızla şöyle yapalım. Çok uzun olmamak kaydıyla birkaç tane soru cevap şeklinde alabiliriz. Öncelikle katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İzin verirseniz basın açıklamamızı oturarak devam edeceğim. Değerli basın mensupları, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bizler Cumhuriyet Halk Partisi Nazirliği İlçe Yönetimi olarak 10 Aralık 2015 tarihinden itibaren, yani bir dönemi bitirdik, ikinci döneminde birinci yılını bitirdik, yani 3 yıldır görev başındayız. Görev süremiz içinde 16 Nisan'da bir referandumda %65 gibi yüksek bir oranla genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerde de partimiz tarihinde Nazilli'de en yüksek oy alarak, yani %39,38.900 oy ile seçim çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. 16 Nisan referandum çalışmalarında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel talebi doğrultusunda Aydın'da hiçbir örgütün ağırlayamaya cesaret edemezken biz Nazilli İlçe Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımızı Nazilli'de ağırlamaktan büyük onur duyduk. Genel Başkanımızı Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde muhtarlar, sivil toplum örgütleri, sendikalar, derneklerle Genel Başkanımızı buluşturduk. Yine referandum çalışmaları doğrultusunda önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'la belediye meydanında belki Nazilli tarihinde en görkemli mitingi yaptık. 16 Nisan referandum çalışmalarında kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, örgütümüzle birlikte alanlarda sadece biz vardık. Bugün ittifak içerisinde olduğumuz söylenen siyasi anlayış o gün çağrılarımıza rağmen yanımızda göremedik. Görev süremiz içerisinde bütün siyasi partilerle, toplumla kavgadan yana değil, uzlaşmadan yana bir tavır koyduk. Partimizin temsiliyatını ve çıkarlarını her şeyin önünde bildik. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla tam bu uyum için dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüttük. Kadın kollarımıza ve gençlik kollarımıza yapılan saldırı ve haksızlıkları, antidemokratik uygulamaları kendimize yapılmış sayıp örgütümüzle birlikte mücadele ettik. Partimiz içerisindeki haksızlıklara ve hukuksuzluklara eğilip bükülmeden karşı durduk. Nazilli örgütünün gücünü her şeyin üstünde bildik. Nazilli İlçe Yönetim Kurulu olarak örgütümüzün sesi olmaya çalıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu tüzük ve olağan kurultayda Nazilli örgütün talepleri doğrultusunda hareket ettik.
24 Haziran seçimlerine gidilirken milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi yönünde açık ve net tavır sergiledik. Başta il başkanı olmak üzere karar vericiler örgütle sırtını döndü. Sözüm ona, örgütün taleplerini dikkate alacağız deyip parti içi demokrasiyi içe sayarak milletvekili adaylarını genel merkez tarafından belirlediler. Milletvekilleri listeleri kesinleştikten ve Cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra Nazilli İlçe Yönetim Kurulu olarak haklı taleplerimizi dondurduk. Yönetici duyarlılığı ve parti disiplini içerisinde seçim çalışmalarımızı yürüttük. Değerli basın mensupları, 24 Haziran seçimlerinden sonra Nazilli örgütümüzün yine talepleri doğrultusunda olağanüstü kurultayının toplanması yönünde imza attık. Tabii bu imzanın bir bedelinin olacağını da biliyorduk. Ama örgütün sesi bizim için önemliydi. Çünkü bizim anlayışımıza göre örgütümüzün talepleri her platformda dile getirmek bizlerin göreviydi. Bunları yaparken her türlü hakarete, tehdide aldırış etmeden yine örgütümüzün sesi olmaya çalıştık. 24 Haziran seçimlerinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere odaklandık. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. Belediye başkan adaylarımızın belirlenmesi hususunda birçok kez geniş katılımlı ilçe danışma kurulu toplantıları yaptık. 12 Eylül 2018 tarihinde yapmış olduğumuz genişletilmiş ilçe danışma kurulu toplantısından çıkan sonucu rapor halinde il başkanlığına, genel merkeze gönderdik. Yine aynı raporu partimizin karar organı MYK üyelerine, parti meclis üyelerine, milletvekillerine, mail adreslerine mail olarak gönderdik. Bu raporda örgütün isteği belediye başkanı adayımızı ön seçim ya da parti içi eğilim yoklaması ile belirlemekti. Ama dinleyen kim? Muktedirler kararını çoktan vermişler. Daha ittifak görüşmeleri bile yokken 6 Ekim 2018 tarihinde, buraya dikkatinizi çekerim, Nazilli ilçe örgütümüzü ziyaret eden aynı milletvekilleri Sayın Bülent Tezcan, Sayın Süleyman Bülbül ve Sayın Hüseyin Yıldız'ı örgütümüzü ağırladıktan sonra parti meclisi üyemiz Bülent Tezcan'a İttifak çalışmalarıyla ilgili endişelerimizi ilettik. Bir pazarlığın söz konusu olduğunu söyledik. Yine dinleyen kim? Muktedirler tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nde sağ partilerden aday bulmaya çalışıldığını dile getirdik. Biz bunları yaparken her seferinde direncimiz karşısında ya geri adım attılar ya da sessiz kaldıklarını gördük. İlçe başkanı olarak şahsımı istifaya zorlayacak Bizans oyunlarına başvurdular. Direndik. Biz örgüt dedikçe muktedirler anket sapsatasıyla örgütü oyalamaya çalıştılar. Atatürk'ün bize emaneti olan 95 yıllık koskoca çınarı küçük hesaplar uğruna 13 bin oy almış bir partinin peşine taktılar. Değerli basın mensupları, 31 Mart 2019 tarihinde çıkacak olan sonuçların sorumluları biz olmayacağız. Nazilli'de ilçe başkanlığı yapmış, şu anda il başkanlığı makamında bulunan Sayın Ali Çankır, yaşanan bu süreç içerisinde başını kuma gömmüş, örgütüne sahip çıkmamış,
örgütünün isteklerini bir gün bile olsa dinlememiş, sadece kendisine verilen talimatları yerine getirmiştir. Bizler Nazilli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu olarak örgütümüzün sesini, isteklerini genel merkezimize iletmekle mesuluz. Tüzüğümüzde yer alan ön seçimi istemek bir suçsa, evet, biz bu suçu parti yönetim olarak işledik. 95 yıllık bir partinin seçimlere kendi adayıyla gitmek istemesi bir suçsa, biz suç işledik. 31.10.2019 tarihinde yapılan, yani dün akşam yapılan il yönetim kurulu toplantısında tüzüğümüzün 25. maddesinin birinci fıkrasına esas ikinci fıkrası gereği il başkanlığı tarafından Nazilli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulu olarak görevimiz sonlandırmışlardır. Bizler doğruları söylemekten, yanlışa yanlış demekten az daha vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak bundan sonra da partimizi en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle kimseye boyun eğmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli dostlar, değerli basın mensupları, bu çalışmalarımızı yürütürken öncelikle 3 yıl boyunca kader birliği ettiğim yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, kadın kolları başkanıma ve yönetim kuruluna, 6 ay önce görevden alınan, hala ataması yapılmayan önceki dönem gençlik kolları başkanıma ve yönetimine, Nazilli Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de bu meşakkatli günde hep yanımda olan, bana destek veren, acımızı, kıvancımızı paylaştığımız sevgili eşime de teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz zor bir görev üstlendik. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürüttük. Partimizin yetkili organları böyle bir karar vermiş. Bu kararı da saygıyla karşılıyoruz. Bizden sonra görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Eğer talep doğrultusunda bizim katkılarımız istenirse arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışırız. Basın açıklamamız budur. Teşekkür ediyorum. Yalnız sizlerle İl Yönetim Kurulu'nun görevden alma metnini de paylaşayım. Şimdi görev değişiklikleri bizim anlayışımıza göre bir faks göndermekle değil, bir tebligatla olmalıdır. Hukuken işin doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. Sabah 11 gibi bir faks metniyle görevden alınmamızla ilgili yazı gönderildi. Bu saat itibariyle görevden alınmamızı gerektiren, sabahtan beri uğraşmamıza rağmen bir türlü gerekçeli kararı gönderemediler. Yani şurada şimdi okuyacağım. Bunun dışında bir gerekçenin olması gerekiyor. Ama il yönetimi, işte arkadaşlarımdan birkaç defa bu işin muhataplarıyla görüşmemize rağmen gerekçeli kararı şu anda elimize göndermediler. Gerekçeli kararı görmemiz gerekiyor. Hukuken o kararı 5 gün içerisinde itiraz hakkımız var. Ama biz hani bu kararı bir görmem gerekiyor.
Şu anda bu süreçle ilgili bir ne yapacağımızı bilmiyorum. Kararı görmedi. Bunu da bilginize sunarım. Yine görevden alınmamızla ilgili aydınımızda seçtiğimiz 3 tane milletvekilimiz var. Bu konuyla ilgili başta ben olmak üzere diğer arkadaşlarımızı bu şu saate kadar aramadılar. Yani bunun gerekçesini söylemediler. İnsan, biz onları seçtik, parlamentoya gönderdik. Nezaketen bile olsa aramalarını beklerdik. Ama takdir yine kendilerindir. İl başkanlığının yazısı şudur. 31.1.2019 tarihinde yapılan 32 sayılı il yönetim kurulu toplantısına katılan 18 üyenin 5'inin şerh koymasına rağmen 13 geçerli oyla Nazilli İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun tüzüğümüzün 25. maddesinin 1. fıkrasına esasen 2. fıkrası görevden alınması oy çokluğuyla karar verilmiştir. Saygılarımızla Okan Kılıç, CHP Aydın İl Sekreteri, Ali Çankır, CHP İl Başkanı. Evet değerli arkadaşlar, benim bu konuyla ilgili basın açıklamam bu şekilde. Yani kısa kısa birkaç tane de soru olursa alırız. Onun dışında teşekkür ederim. Başkanım, şimdi dün görevden aldığı haberi sosyal medyaya yansıttıktan sonra sosyal medyada bir paylaşımda bulundunuz. Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin Ünivar'la alakalı. Dediniz ki Necmettin Ünivar bayram edebilir, kına yakabilir. Yani buna niye böyle bir paylaşımda bulundunuz? Bakın şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz önce basın açıklamalarında da söyledim. Tarihini daha dün gibi hatırlıyorum. 6 Ekim tarihinde daha ittifak görüşmeleri falan yokken şu anda ittifakın adayı olan, yani Millet İttifakı'nın adayı olan Kürşat Engin Özcan'ın partinin adayı diye Nazilli'de ismini zikrettiğiniz şahıs tarafından dillendirildiğini, sağda solda bunun konuşulduğunu, o yetmedi. Ondan önce de yine Büyükşehir Meclis Üyesi, yani ismini zikretmeyeyim, yine bir arkadaşımızın, AKP'li bir arkadaşımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı olmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yapıldığını, tepki koymamız üzerine partisi kendi adayıyla seçime girecek, bunun çabası içerisinde dememize rağmen, yine Nazilli'de çok saygın bir yeri olan, önemli bir mevki sahibi kişinin partimizin adayı yapılmak istendiğiyle ilgili bir takım çalışmaların yaptığını biliyoruz. Şimdi değerli basın mensupları, ben sizlerle her şeyi açık yüreklilikle paylaştım bugüne kadar. Bu arkadaşımız çeşitli defalar uyarmamıza rağmen Cavit Yenipazarlı ile olmaz, Ali Çetinkaya ile olmaz, Feyzullah Erkutlu olmaz türünde partinin içerisindeki adayları beğenmedi, dışarıdan bir ithal adayla bu seçimi kazanabileceğimizi burada tezgahtarlığını yaptığı için bir gün sosyal medyadaki paylaşım bunun içindir. Ha. Evet. 24 Haziran'dan beri de parti. Evet. Tabii şimdi diğer bizim meclis grubu arkadaşlarımız zaman zaman toplanıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Her seferinde bu arkadaşımız bir gerekçe göstererek işte Büyükşehir Belediye Başkanımızın kendine verdiği talimatlarını yerine getirdiğini, işte köy çalışmalarında ilçe yönetimini bypass ettiklerini, işte bunun bir ilçe köylerdeki çalışmaların bir siyasi çalışma olduğu yönünde bir takım ilçe yönetimini refüze edecek adımlar attığını biliyoruz, görüyoruz, duyduk, siz de biliyorsunuz. Yani tepkimiz bunadır. Ve bu saatten sonra da parti örgütüyle hiçbir ilişkisi yoktur yani. Şimdi başkanım, biliyorsunuz CHP'de bir ikilik olduğu aşikar.
burada Ali Çankır'ın, Necmettin Ünvar gibi isimlerin de Özlem Çerçioğlu'na yakınlığıyla biliniyor bu isimler. Bunların biraz önce söylediğiniz onların talimatını Özlem Çerçioğlu ya da bir falan bir isim zikretmedim. Sadece kimler kendilerine talimat vermişse o talimatlara uyduklarını söyledim. Şimdi kamuoyu da biliyor ki kimin etkisi var yok. Bunu söylemek durumunda değilim. Siz bu konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Evet. Yine bir olayı açıklığa kavuşturalım. 6 ay önce Ağustos ayındaydı. Nazilli İl Gençlik Kolları Başkanımızı doğru dürüst bir gerekçe göstermeden görevden aldılar. Arkadaşımıza sahip çıkmaya çalıştık. Çünkü uyumlu bir çalışma götürüyorduk arkadaşımızla. Kadın kollarımızda olduğu gibi. Ama o günden bugüne birkaç defa çaba sarf edilmesine rağmen Gençlik Kolları Başkanımızın ataması bile gerçekleştirilememiştir. İnşallah umarım bu seçim süreci içerisinde bu atama gerçekleştirilir. Çalışacak eleman bulunur diye düşünüyorum. Bir de başkanım son olarak, yani biliyorsunuz daha önce de bir anket krizi yaşanmıştı. Yani siz de bunu açıklamanızda belirtmişsiniz, Bizans oyunları diye gene sizi istifaya zorladılar. Yani gene bu tarz görevden alınma var. Yani bunların arkasında Ali Çankır'ın olduğunu düşünüyor musunuz? Yok, ben şimdi bakın kimin olduğu isim olarak beni çok ilgilendirmiyor ama böyle bir tablonun olduğunu sevgili basın mensuplarıyla o gün de paylaştım, bugün de paylaşıyorum. Tamam mı? Bunu bulup çıkarmak, değerlendirmek tamamen size aittir. Çünkü Ali Deveci herkes bilir. Bu örgütte herkes bilir. Ali Deveci rahmetli Aydınlar Oroğlu'nun ilçe sekreterliğini yapmıştır. O dönem ilçe sekreterliği partimizde önemli bir makamdı. Yani genel şeyden sonra, ilçe başkanından sonraki bir makamdı. Arkasından Atilla Atalay'ın ilçe sekreterliğini yaptım. Arkasından sevgili Cavit Yenipazarlı'nın ilçe sekreterliğini yaptım. O görevi boşalttı. 8 ay gibi bir dönem içerisinde o dönemde ilçe başkanı görevini yürüttüm. Bir partilinin nasıl davranması gerektiğini, duruşunu, nerede ne konuşulması gerektiğini, partimin nerede nasıl temsil edebileceğini çok daha iyi bilirim. Bizim rehberimiz olan şu tüzü iddiayla söyleyebilirim. Herkesten çok daha iyi bilirim, yorumlarım. Kaldı ki Ali Deveci, dün yine bir gazetede görmüşsünüzdür. Aynı manipülasyonlar yine yapılıyor. Bir gazete, yani yerel bir gazetede Ali Deveci'nin Haluk Alıcık lehine oy kullandığı, bunun tamamen bir görevden alıma gerekçesi olduğu, uydurulduğunu, artık bu işlerin üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Anlatabildim mi? Yani ben Haluk Alıcı'ya oy vereceksen çıkar şu meydanda açık açık söylerim kardeş. Ya da gidecek nedir o herifin adı, Ümmet Akın'sa Ümmet Akın'a oy verdim diyebilecek medeni cesarete sahip bir adam. Yani bu tip Bizans oyunlarına, Ali Cengiz oyunlarına gerek yoktur. Bugün itibariyle görevimiz sonlandırılmıştır. Teşekkür ediyorum. Başkanım şimdi iki tane aday var. İkisi de sağ kökenli. Siz CHP'liler olarak sandığa gidecek misiniz? Şimdi Cem Sayıcı. Zor bir soru. Yani tabii yani ben şu anda örgütte söz sahibi değilim. Görevim sonlandırılmıştır. Bundan sonra örgütün sandığa gidip gitmemesini sevki idaresi bana ait değildir. Bu partiyi yönetecekler, emanet edecekler insanlar
sevk ve yöneteceklerdir. Sandık kurullarında o arkadaşlarımız onlara görev verecektir. İşte biraz önce de basın açıklamında bahsettim. Olacak, çıkacak sonuçların sorumluluğu, başarı, başarısızlığın vebali bize ait değildir. Siz şahsi olarak gidecek misiniz? Gideceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş tüm kadın arkadaşlarım ve değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepinize bugünkü katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde basına düşen Nazilli İlçe Örgütü'nün görevden alınmış olmasıyla alakalı haberin hemen arkasından arkadaşlarımızla bugün olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı yapma kararı aldık ve saat 12'de parti binamızda durum değerlendirmesi yaptık. Ve arkadaşlarımın tek tek görüşlerini, fikirlerini alarak yaptığım bu toplantıda, toplantıdan çıkan sonuçta, biz Cumhuriyet Halk Partili olarak geldik ve Cumhuriyet Halk Partili olarak da gideceğiz. Bu oluşumun içinde asla bulunmak istemiyoruz diye bir karar çıktı. Ve bu karar doğrultusunda da bugün itibariyle yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte istifa etme kararı aldık. Bilgilerinize sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanıma, yönetime, kadın kollarıma... Herkesin çok gerçekten emeği var. Ben 3 dönemdir kadın kolları başkanlığı yaptım. Evet, çok yorulduk, çok ıslandık, çok terledik. Keşke böyle bir şekilde sonuçlanmasaydı. Nazilli Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını asabilseydik. Ama hiçbir şey düşündüğümüz, umut ettiğimiz, hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İstifa dilekçelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte size sunamıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum herkese. Başkanım, bir gösterirsiniz dilekçelerinizi. Ayakta şöyle. Tabii. Kaç kişi istifa ettin? Yönetim kurulu. 8 kişi. Kadın kolları yönetim kurulu. Şöyle. Evet başkanım. Şöyle. Bir şeye bakabilir misiniz? Partiden değil yalnız. Yönetim kurulu. Başkanım. Partiden bir yönetim kurulu. Evet başkanım, başkanım buradayız. Başkan buradayız. Teşekkürler. Evet değerli basın mensubu arkadaşlarım. Artık hani sizlere de bir teşekkürü boş biliyorum. Nazilli'de görev süremiz boyunca gerçekten sizlerle iyi bir yolculuk içerisinde olduk. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan bilgi paylaşımını sizlerle hep birlikte yaptık. İçinizde çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hoşuma giden programlar yapan arkadaşlarım var. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani Duygu'yu gördüğüm zaman gülüyorum. Teşekkür ederim başkanım. Yani bizim ailemizde kendisinin özel bir yeri olduğu var. Teşekkür ederim. Yani sadece bu Duygu'nun şahsına değil, işte Filiz Hanım, Yasemin Hanım, işte Ümit'i, Timuçin'in, Mustafa'sı, herkesiyle birlikte hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Kolay değil, yani bu süreç içerisinde bir takım zaman zaman benim de sizleri üzdüğüm olmuştur, bilemiyorum. Yani üzmemeye gayret ettim. Uslubumu ona göre ayarlamaya çalıştım. Ama hakkınızı helal edin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sizin helal edin. Sağ olun. Ben tekrar görüşürüz.